Assalomu alaykum, hurmatli Afrogans kanalining kuzatuvchilari. Sizlar bilan Mirzo Qo'ralov. Bugungi darsimizda uchburchak o'xshashligi mavzusi ostida berilgan testlarimiz tahlili bilan tanishamiz. Demak, bu yerda A, B va C, D to'g'ri chiziqlar o'zaro parallel ekan, C, A va D, B to'g'ri chiziqlar O nuqtada kesishadi. Demak, A, B SD paralel mana ikkita chiziq topdik va bular kesishar ekan. O nuqtada O nuqtada kesishdi mana. Xo'sh, endi mana bu SD, mana bu ise AB. Kesiş noktası O deyildi. OA 3 katı uzunligi, OB ise 4 katı. AC 1 yarım, BD X şunu topayım deyilgen iken. Çizmani ilacı borca optimal çizgi hareket kıldık. Çizmada kamçilikler var, bu uçun nazar tutasız. Demek bu yerde yine fales diyarımız bu uçu getirmiz. Uçunu 4 gibi bölgenimiz. 1 yarımını x gibi bölgenimiz. Tenk çıkış gerek bu arada. Şimdi x, 3x tenk buluş gerek 6 gibi. Tor yarımını, tor 1 yarım kopaytırdık. X tenk bulan 2 gibi. Demek x, b'de tamamen 2 gibi tenk buluş gerek. Dikken. Hop. Keyingi savolimiz. ABC uchburchakning AB va BC yon tomonlaridan olingan D va E nuqtalar. ABC uchburchak D va E nuqtalar AC'ga paralel deb aytilyapti. Bu paralel ekan. Mana shu ko'rinishda bo'lyapti. Mana bu AC tomon bo'lsin. DE esa paralel bo'lyapti. Xo'sh, AC tomon 6 ga teng, DB tomon 3 ga teng, DE 2 ga teng bo'lsa, AB tomon uzunligini toping. Mana bu yerdan mana bu yergacha bo'lgan masofani toping deyilgan. Bu x bo'lsin. Mana bu burchak, bu burchak bilan bir xil. Mana bu burchak, bu burchak bilan bir xil. B burchakning o'zi esa demak, BDE 3 burchak bilan ABC 3 burchak uchun bir xil. Bu yerda ABC 3 burchak o'xshash bo'ladi. 3 burchak BDE ga. Xo'p, katta 3 burchak uchun birinchi burchak qarshisidagi tomon. Kichik 3 burchak, katta 3 burchak uchun ikkinchi burchak qarshisidagi tomon. İkinci burchak mana bu bo'lsin va buni qarshisidagi tomon x bo'lyapti. X taqsim kichik 3 burchak uchun ikkinchi burchak mana bu bo'ladi va buni qarshisidagi tomon 3 bo'ladi. 3-chi burchak qarshisidagi tomon katta 3 burchak uchun 6 bo'ladi. Kichik 3 burchak uchun esa bu 2 bo'ladi. Natijada x 9 ga teng. Bizdan AB tomonini so'ragan edi. 9 degan javob variantimiz to'g'ri keladi. 3-chi savol, ikkita o'xshash 3 burchakning yuzlari, demak, bittasi S1 6 ga teng ekan, S2 24 ga teng ekan. Ulardan birining perimetri ikkinchisinikidan 6 ga uzun. Ya'ni P2 katta perimetr hisoblanadi. Katta 3 burchak perimetri va bu kichik 3 burchakning perimetriga 6 ni qo'ysak, katta 3 burchakning perimetrini berish kerak bo'ladi. S1 taqsim S2 teng bo'lish kerak. P1 taqsim P2 ning kvadratiga. S1 6, S2 24. P1 taqsim P2 ning o'rniga P1 plus 6 ni kvadrat. 6 ni 24 ga bo'lsak, bu 1 taqsim 4 bo'ladi. Kvadrat bo'lganligi uchun 1 taqsim 2 deb yozaman. Bu ham P1 taqsim P1 plus 6. Maxraj beraman, bu proporsiya qilib oxirigacha yetkazadigan bo'lsak, P1 plus 6 teng bo'lish kerak 2 ta P1 ga. 6 teng bo'lish kerak P1 ga. Demak, P1 6 ga teng. P2 esa 6 plus 6 bo'ladi 12. 6 ga katta edi. Bizda katta uch burchakning perimetri so'ralgan, 12 bo'ladi. 4-chi savol ham yuqorida qaragan misolimiz kabi ekan. Demak, mana bu tartibda chizib olaylik.
Ne oldu şu tarz yani bu yerde ayet ki AB paralel SDG. OA, o noktada kesiş yaptım bana. OA bana 5 geteyken. OB ise 4 geteyim. OD yani bana bu yerden bu yer geçe bu uzunluk 9 geteyken yani bana bir yer 5 geteyim bana çünkü 4 işlerde boyluk bir yerden bir geçe bu yerden bir geçesi 5 burada. 10 sene sonra yine oradan nasıl geçer? Proporsiyon kalıp hesaplayınız. 5 taksim 4. Yani 5 ne? 4 ke bulamız. X ne? 5 ke bulamız. X taksim 5. Şimdi X teyim bulamız. 25 taksim 4 ke. Peki 6 bütü 25 deyimiz. Demek X 6 bütü 25. AC ise 5 plus 6 bütü 25 ke teyim. Yani 11 bütü 25. Beşinci savol ham xuddi shundan ekan. Beşinci savol ham. Demek. Takriben çizdim. Birinci ikinci çizmeler şunarlı böyle şunun için bir yoğun ama ilap ama ilmesine O A P S D paralelde hesaplayacağız O A 5 O B 6 A S ise 2 geteyim bu ise B de bana bunu topayım diyeyim. Yani fales 5 ne 6 gibi bölgenimiz. 2'ni x'ga bo'lganimizga teng bo'ladi. Proporsiya qiladi degan bo'lsak x 12 taqsim 5 yoki 2 butun 4 degani bo'ladi. 6-chi savol ham xuddi shu ko'rinishdagi savoldan ekan. Buni ham to'g'rilab chizamiz. Xo'sh, endi A, B, S, D. Demak, O nuqtada kesishyapti mana. O, B 6'ya teng. B de yani bana boralık 2 bütün 4 hoş A ise bana bu 2 geteyim o anı toplayayım yani x x taksım 6 x'ne 6 ge bölünmezse 2'ni 2 bütün 4 ge bölünmezse ge teng boluş gerek x teng boladı 12 taksım 2 bütün 4 okey biz bunu 5 deyimiz 7. savol 3 burçak abası tamamları MN bu çekmemiz tamamladı. MN ası doğru çizik bilen kesildi. MN paralel iken asıge paralel. MN asıge paralel bol yaptı. ABC üç burçak ve MBN üç burçak perimetreleri. S ABC üç burçak ne? SMB'nin 3 burçakı ispatı 3 burçakı 3 burçakı yüzası 144 SAB'si 3 burçakı yüzası 144 olsa MB'nin 3 burçakı yüzünü toplayayım diyen SAB'si aksım SMB'nin tengi oladı PAB'si aksım PMB'nin kvadratı oladı AB'si 144 SMB'nin beraber 3 taksim 1 de bu. Kvadratı 9 taksim 1 bulalım. Şimdi SMB'ye kep çıkardım. 16 gen. Tengi kendiyi. A cevap variantımız. 8. savol. Perimetre 1 bölgen. A 1, B 1, S 1, 3 bölçek. A 2, B 2, S 2. 3 bölçek ne? Tamamlar ortalarını. A 2, B 2, S 2, 3 bölçek. A3, B3, S3, 3 burçak tamamlar ortalarını. A3, B3, S3, 3 burçak. A4, B4, S4, 3 burçak tamamlar ortalarını tutaştırırsa. A4, B4, S4, 3 burçakın perimetre kança boladı diye bir geldiken. Demek iç kareden başlayalımız bunu. Mesela tatarak çizgi var bu buramız. Tamamlar ortaları çizgi yaptı bunu. Bu ne yaptı onlar ortalama. Bu ne yaptı onlar ortalama. Ben şu kurun işte hasıl bu yaptım. Yani bana içkar değilse bir geteyim. Yani perimetre. Yani taşkar değil. Bana bunun perimetre. 2 çıkardı.
Mana bu tashqaridagi perimetr esa to'rt chiqadi, ikkiga ortib boraveradi va eng katta mana bu uchburchakning perimetri 8 ga teng bo'ladi. O'rtalarini tutashtirgan barobarda 1 2 4 8. Xo'sh, navbatdagi 9-chi savol. ABC uchburchakda AB va BC yon tomonlaridan AC, DE shartlarini qanotlantiruvchi D va E nuqtalar olindi deyilyapti. Demek bana bu tartıpta bunu yaptı. A'sı paralelken de B'ye. Hop, A'da 8 getirdim. Bana taraf 8 getirdim. A'da 2 getirdim. Eğer A'da 2 getirdim olsa bana bu kısım 6 getirdim olur. Çünkü camı 8 getirdim olur iş gerek. ABC üçburçakning DBE üçburçak uzunluğuna nisbatan toping. S ABC üçburçakning S DBE üçburçak uzunluğuna nisbatan topishimiz kerak. Demak mana buni olamiz. 8 ga teng. Mana buni olamiz. 6 ga teng. Kvadrati bo'yicha ketadi. 8 taqsim 6 bu 4 taqsim 3 bo'ladi. 16 taqsim 9. 1 bütün 9'dan 7 degan ana bu D javobga to'g'ri keladi ekan. 10-chi savol ikkita o'xshash uchburchakning perimetrlari P1 18 kichikroq bo'lsin, P2 36 kattaroq bo'lsin. Yuzlar yig'indisi S1 plus S2 30 ga teng. Katta uchburchak uzunini toping deyilgan. P1 taqsim P2 kvadrati teng bo'ladi S1 taqsim S2 ga. P1 ni P2 ga 18 taqsim 36 kvadrati S1 taqsim S2. 1 taqsim 4 bo'ladi. S1 S2. 1 taqsim 4 nisbatda bo'lar ekan. Demak, S1 deylik. Bu x bo'ladigan bo'lsa, bu 4x bo'lib turibdi hozir. 1 taqsim 4 bo'lsa, x plus 4x teng 30 ga. 5x teng 30 ga. X teng 6 ga. Demak, mana bu 6 bo'lsa, bu 24. Kattasi so'ralgan, kattasi 24. Degan javob kelib chiqar ekan. 11-chi savolimizda yuzlari 8 va 32 bo'lgan ikkita o'xshash uchburchak perimetrlar yig'indisi 48 kichik uchburchakning perimetrini toping. S1 8 S2 32. S1 taqsim S2 teng bo'ladi. P1 taqsim P2 ga. S1 8 32 P1 P2 ni kvadrat. Xo'sh, 8 ni 32 ga bo'lsak 1 taqsim 4 P1 P2 ni kvadrat. 1 taqsim 2 chiqadi bu yerdan. P1 P2. Endi 1 taqsim 2 buni x, buni 2x desak bo'ladi. Shunda x ga 2x qo'shsak 48. Demek 3x teng 48, bu qoldi x teng 16. 2x bo'lsa 32 kelib chiqadi. 16 32 kichkina uchburchakning perimetri degan. Xo'sh. 12-chi savol. Perimetri 84 cm bo'lgan uchburchakning asosiga paralel qilib o'tkazilgan to'g'ri chiziq undan perimetri 40 cm ga va yuzi 27 cm ga teng bo'lgan uchburchak ajratdi. Demak, birinchisi perimetri 84. İkinci uchburchakning perimetri 42. Yuzasi esa 27. Berilgan birinci uchburchak perimetrini top. Yuzini toping degan ekan. S1 taqsim S2. P1 taqsim P2'nin kvadratı. S1. Topishimiz kerak. S2 27. P1 84. 42. Kvadratı. 84 42 bo'lsak 2 bo'ladi, kvadrati 4, 4 ni 27 ga ko'paytirsak 108 kelib chiqadi. 13-chi savol, ABC uchburchakning tomonlari A1, B1, C1 uchburchakning mos tomonlaridan shuncha marta katta. Demak, A A1 nisbati 2 bo'lsa 3 marta katta. Yuzalarichi degan S taqsim S1 A taqsim A1 ning kvadrati marta farq qiladi, ya'ni 2 bo'lsa 3 ning kvadrati marta. Yoki biz bunu 12 marta deymiz. 14. ABC uchburchakning AB tomoni MN AC to'rt chiziqlardan biri.
deylik BMN A'siga paralel. BMN A'siga paralel. BM 2 MA 4. Hoş. Agar MBN üçburchakning yüzü, MBN üçburchakning yüzü mana bu üçburchak aytadi. 116 bo'lsa, ABC üçburchak yüzü nechaga teng deyilgan. S1 taqsim S2, A1 taqsim A2 ni kvadrat formulasidan foydalanamiz. S1 kichkina üçburchakning yüzü 16 bo'ldi. S2 esa normal. A1 kichkina üçburchakning mana tomoni 2 ga teng, katta üçburchakning shu tomoni esa 6 ga teng bo'ladi. Kvadrati. Demek 16 taksim S2 teng 1 taksim 9 bo'ladi. Ko'paytiradigan bo'lsak S2 teng 144. 15-savol. Perimetri 48 ga teng bo'lgan uchburchakning har bir tomoni 4 ta teng kesimlarga bo'lindi. Har bir tomon 4 ta teng kesimlarga bo'linyapti. Demek bu uchun bizga 3 ta nuqta talab qilinadi. 3 ta nuqta. O'sha teng deyilgan. Deylik, bitta, ikkita, uchta deylik. Bitta, ikkita, uchta. Bitta, ikkita, uchta. Mana shu tartibda olaylik. Endi bundan paralel çizikler o'tkazishimiz kerak bo'ladi. Mos bo'linish nuqtalariga qarab mana bu ko'rinishda chizmada xatolik va kamchiliklar bo'lishi tabiiy. Do'stlar, buni ma'zur tutasiz buning uchun. Mana shu tartibda shakl hosil bo'ladi. Bo'linish nuqtalari tomonlarga parallel kesmalar bilan tutashtirildi. Mana shu kesmalar uzunliklari yig'indisini toping. Mana shu hosil bo'lgan kesmalar uzunligini topishimiz kerak ekan. Endi mana bu o'rta chiziq hisoblanadi. Mana bu o'rta chiziq. Katta uchburchak uchun bu ham o'rta chiziq. Bu ham o'rta chiziq. Ya'ni o'rta chiziqdan hosil qilgan uchburchakning perimetri katta uchburchak 84 bo'lsa, mana shu o'rta chiziq hosil qilgan uchburchakning perimetri 42 bo'ladi. Teng 2 marta farq qiladi. Va mana bu ichkaridagi ham o'rta chiziqdan hosil bo'lgan uchburchakning o'rta chizig'i bo'ladi, ya'ni bu 21 bo'ladi. Bu ham yana kichkinalashdi. Va mana bu ham 21. Bu ham 21. Bu ham 21 bo'ladi. Demak, 3 ta 21 va 1 ta 42 hosil bo'ldi. Hosil bo'ldi. Uzr, 48 emas, 84 ekan. 84 yozib qo'yibmiz. Bu 48 ekan, do'stlar. Demak, bu quyida ko'rinishda bo'ladi. 48 bo'lsa, bunisi 24. 24 bo'lsa, 12 bo'ladi. 3 ta 12 va 1 ta 24 bo'ladi. 3 ta 12. To'rt ta 12 ekan bo'ldi. Chunki mana bu bitta, ikkita uchburchak va uchta hamda to'rtta, to'rtta uchburchak bo'ladi. To'rtta 12. To'rtta 12, bitta 24. Jami 72 bo'ladi. Asosan chizma yordamida hal qilinadigan misol ekan. Xo'p, keyingi savol 16. A1, B1, C1 va A2, B2, C2 uchburchaklar o'xshash. A2, B2, C2. Uchburchakning yuzi A1, B1, C1 uchburchakning yuzidan 9 marta katta. Demak, 9 marta katta. S1 taqsim S2 9 ga teng. Bu ayni paytda esa S1 taqsim S2 xo'sh, S1 taqsim S2 teng bo'ladi A1 taqsim A2 ning kvadrati marta. Xo'sh, endi davom etamiz. 9 marta katta. Demak, A2, B2, C2 uchburchakning yuzi A1, B1, C1 uchburchakning yuzidan 9 marta katta. Xo'p, yaxshi. Endi A1, B1, C1 uchburchakning
üç burçakın üçge tengi bölgen tomonga bölgen mos tomonga a2 b2 c2 üç burçakın tomonu toplayın deyilgan kvadrat madde fark qilyapti bitta 9 bittasi mana bu hozir a1 3 deyapti 2 bo'lib boradigan bo'lsak ikkita tarafni ham kvadratini soladigan bo'lsak 3 a1 taqsim 3 shunda a1 teng bo'ladi 9 ga 9 ga teng bo'lar ekan 17-chi savol. Uchburchakning asosiga parallel to'g'ri chiziq uning yuzini teng ikkiga bo'ladi. Bo'lsa, uchburchak asosi uchidan boshlab hisoblaganda uning yon tomonlari qanday nisbatda bo'ladi deb. Xo'sh, mana bu yerda yuzi teng ikkiga bo'ladigan. Ya'ni aytmoqchiki, mana bu taraf S bo'lsa, bu taraf ham S. Asosidan boshlab hisoblaganda yerdan bergacha bo'lgan masofa, yerdan bergacha bo'lgan masofa nisbati so'ralgan, ya'ni x taqsim y so'ralgan bizdan. Xo'p, dastavval to'liq yuzi s katta uchburchak uchun 2s bo'ladi. Katta uchburchakning yuzi kichik mana bu hosil bo'lgan mana bu uchburchakning yuzi s ga teng barobar kvadrat. Katta uchburchakning uzunligi mana bu uzunlik. X plus y kichik uchburchak uchun esa bu mana bu qism bo'ladi. Y'ning o'zi kvadrat. Slar ketadi, kvadrat tarafdan biz o'tadi. Qadma-qad bo'lsak x taqsim y plus 1. Do's 2 minus 1 x taqsim y degan javob kelib chiqadi. A variant. 18-chi savol. Uchburchakning yon tomoni uchidan boshlab hisoblaganda İkiyu evet, iki ikiz, üç ikiz, tört ikiz. Üçü de boşluk soru geldi. Noktaları orkali, asosiga paralel doğru çizgiler o'tkazildi. Demek varım diye paralel çizgiler o'tkazildi. Asosiga paralel çizgiler. Bu yerde indi o'xshash üç burchaklar hosil bo'ladi. Hosil bo'lgan figuralarning yuzalarini hisoblang, ya'ni S1, S2, S3 ni hisoblang deyilgan. Bundan ajoyib bir formulani o'rgatib o'tib ketamiz. Aynan mana shu ko'rinishdan deylik, mana bu x, y, z bo'linishi bo'lganda quyidagicha formulani foydalansak bo'ladi. X kvadrat bo'luv x plus y ning kvadrati minus x kvadrat bo'luv x plus y plus z ning kvadrati minus x plus y'nin kvadratı ko'rinishdagi formuladan foydalanamiz. Bizni holatimizda mana bu x birinchisi 2, 2 ning kvadrati 4 barobar bo'lu x 2 bu 3 ga teng. 2 ga 3 5, 25 bo'ladi ayrilgan x, ya'ni 2 ning kvadrati 4 bo'lu x y z, ya'ni 2 3 4, 2 3 4 7 9 bo'ladi kvadrati 81. Agar x plus y 25 bo'lyapti. Demak 4 bo'luv 21 bo'luv 56 degan javob variantimiz kelib chiqadi. 4 21 56. 19. Uchburchakning asosiga parallel to'g'ri chiziq uning yon tomoni uchidan boshlab hisoblaganda 5 u 3 nisbatga bo'ladi. Demak, yon tomon uchidan boshlab hisoblaganda yon tomoni 3'dan boshlab hisoblaganda 5 3 kabi nisbatda bo'ladi. Deylik, mana bu 5x bo'lsin. Mana bu 3x bo'lsin. Yuzini esa yuzlarning ayirmasi 56 ga teng bo'lgan ikki qismga ajratadi. Mana bu S1, bu S2. Ayirmasi, demak, menimcha to'rt burchakning yuzi kattaroq bo'lishi kerak. S2 - S1. Endi shuni hisoblashimizga to'g'ri keladi. 56 ga teng ekan. Katta uchburchakning yuzi S1 plus S2 bo'ladi. Kichik uchburchakning yuzi esa S1 bo'ladi. Xo'sh, endi kvadrati katta uchburchakning mana bu tomoni 8x bo'ladi. Kichik uchburchakning bu tomoni 5x kvadrat. X taqsim ketadi. Bu yerda ham xadma-xad bo'ladigan bo'lsak, S1 S2 S1 1 plus S2 taqsim S1. Bu yerda endi
64 taksim 25. S2'ni S1'ge bulsak, 64'den 25'ini ayırsak, demek 9, 39 taksim 25 bol yaptı. Hoş. Yani obarıp koyuşumuzga doğru keladi bu qismiga. Hop, obarıp koyamız. Deylik mana S2'miz 39x bo'lsin. 39 y bo'lsin. Bu S1 esa 25 y bo'lsin. Yazamız 39 y minus 25 y barabar 56. Şimdi 14 y barabar 56. Y teng 4. Y 4 bo'lsa bizdan hozir nima so'raymiz? Birinchi burchak uzun toping. S1 ga S2 ni qo'shishimiz kerak ekan. S1 S2. Ya'ni 39 y plus 25 y barabar. Jami 64 y bo'ladi. Va to'rga ko'paytiramiz. 64 to'rga ko'paytiradigan bo'lsak, 64 ko'paytirib 16 bir tilda 256. 256 bo'lar ekan. Xo'sh. Navbatdagi savol 20-chi savolimiz bo'lyapti. ABC uchburchakda A 30 gradusga, B 50 gradusga teng. Demak, 3-chi burchagimiz deylik, mana burchak 50 gradusga teng. Bu burçak 30 gradusga teng. Mana burçakka 100 gradus qolyapti. 100 gradus. 100 gradus. Endi A burçak ekan bu. Bu B burçak ekan. A burçak qarshisida A tomon yotadi, B burçak qarshisida B tomon. Demak, mana bu C burçak bo'lsin. C burçak qarshisida C tomon yotadi. Xo'sh, bu yerda yana bitta bisektrisa o'tkazaylik. Bisektrisa 100 ni ikkitaga ajratadi. İkkita burçakka, ikkita teng burçakka, ya'ni qanday burçakka? 50 ve 50 kaçırdı. Bu halde bana bu 30, bu 50 olsa bana burçak yani 100 olur. Bana bir yerden bitirirse, eğer bu L olsa, bisiktir son özellik L olsa, 50 bulgarlık için bana bu. Bu ham 50 bulgarlık için, ting bu, ting. Yani 3 burçak bu pahalı hazır. Bana bu burçak 50. Ve bu burçak 50. Yani ting burçak karşısı, ting tam olarak tartı 3 burçak için. Çünkü bunu L deyimiz. Birden bir geçe L bulsa bana bu kısım S minus L bulalım. Okşaş üç burçaklarda faydalanmamız. Katta üç burçak, abis üç burçak 30 gras karşısındaki tomon A. Kiçkinas üçün 30 gras karşısındaki tomon L. Katta üç burçak üçün 50 karşısındaki tomon B. Kiçkina üç burçak üçün 50 karşısındaki tomon S minus L. Katta üç burçak üçün 100 gras karşısındaki tomon S. Kiçkin üç burçak üçün 100 gras karşısındaki tomon B bo'ladi. Şimdi bu yerden L'ı topamız var. Birinci sınırın ikincisinden deyildik. L'ı topsak. A, B, taksım S, barabar L. L. L çıkış gerekmiyor mu? L'ı bir azal sonra doğru çıkıp koyalım. Şimdi bana bir adam L'ı topşu gerekmiyor. Hoş, b kvadrat barabar s kvadrat minus s l. Verdan ham l topşar getirelim. Barabar s kvadrat minus b kvadrat taksim s korunuşta bulalı. Kalasını tingleştirip boramız. Kalasını tingleştirsek. A b taksim s deyin. S kvadrat minus b kvadrat taksim s. Mesela kıskarttırsak. Demek bana şu korunuş gege bulamız. Bu bizge s kvadrat A, B, plus B kvadrat. Yoki A'nın orkali topşemiz gerekiyor. A barabar S kvadrat. B kvadrat taksim B deyken cevabını verildi. S kvadrat. B kvadrat taksim B. D cevabını verildi. Ve son bir sorumuz. 21. sol. Üç bıçakın perimetri. Şimdi okşaş üç bıçakın perimetrilerini 11'u 3 kısmını taşkil etedir. Eğer katta üç bıçakın bir tomonini va kichik uch burchakning unga mos tomon ayirmasi 1 bo'lsa, katta uch burchakning tomonini toping deyilgan.
Demek perimetre. P1 taksim P2 11 taksim 13 eken. P1 deyelim 11x bulsun. P2 deyelim 13x bulsun. Demek 13x'ten 11x'ni ayırsak 1'ge teng bo'lgan eken. Demek bu yerde 2x teng 1. Yani x teng yarım bo'lsa katta cho'chakning şu katta cho'chakning şu tomonini toping deydi. Katta cho'chak mana bu bo'ladi. 13 ko'paytirgan x o'rniga 1 taksim 2 beramiz. 6,5 degan javob kelib chiqadi. A javob variantimiz bo'lar ekan. Shu bilan ushbu mavzu ostida berilgan testlarimiz tahlili o'zining xulosasiga yetdi. O'zingizga rahmat. Sog' bo'ling.